İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Kars'ta Ermeni Kilisesi yıkılıyor. Artsakh Şahmasur Köyü'nün en ciddi sorunu su eksikliğidir. Batı Ermenistan'daki Araks Kuş Cenneti yabancı araştırmacıların da ilgisini çekiyor. Türkiye'nin savaş bütçesi %30 arttırıldı. Moskova, İran'ın keskin dönüşü konusunda endişeli. Arktik deniz buzu son 40 yılda %50 oranında eridi. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nu destekleyelim. Batı Ermenistan'ın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta Tarihi Ermeni Kilisesi yıkılıyor. Kars merkezinde bulunan kilisenin duvarları yıkılmış, içerisi define avcıları tarafından kazılarak tahrip edilmiş vaziyette bulunuyor. Kilise adeta kaderiyle baş başa bırakılmış, içerisi ise balcılara ev sahipliği yapıyor. İşgal altındaki Batı Ermenistan'ın en önemli tarihi değerlerine sahip olan kentte tarihi eserlere yeterince değer verilmemektedir. Bu durumu Batı Ermenistanlı ruha aykırı buluyoruz. Artsakh'ın Şahmasur Köyü muhtarı Slava Bagdasaryan, Artsakh Press'le yaptığı görüşmede barış ve istikrar koşullarında köyün 158 sakininin yaşadıkları yerde yaratmaya devam edeceğini belirtti. Bagdasaryan, savaştan sonra köylüler normal hayata döndü, günlük işlerle uğraşıyorlar. Köyün en ciddi sorunu su kıtlığı. Köylüler günde sadece bir saat su alabiliyor. Yerinden edilenler için ücretsiz toplu konut fonu var. Ana okulumuz yok, ekilebilir arazileri işlemek için gerekli ekipman yok. Düğün salonunun büyük onarımlara ihtiyacı var. Hükümete başvurduk ve 2022'de mahalle yolları asfaltlanabilir diye konuştu. Batı Ermenistan'ın İgdir, Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Araks Kuş Halkalama İstasyonu, kuş bilimi üzerine doktora ve yüksek lisans yapan yerli ve yabancı öğrenci, akademisyen ile araştırmacıları ağırlamaya devam ediyor. Coğrafi yapısı ve konumu nedeniyle birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan İgdir, kuş çeşitliliği açısından da Batı Ermenistan'ın en zengin bölgeleri arasında yer alıyor. Afrika ve Asya kıtası arasında kuşların göç yolu üzerinde bulunan bölge, yapılan çalışmalarla dünyanın önemli kuş gözlem istasyonlarından biri haline geldi. Yaklaşık 16 yıldır her halkalama sezonunda araştırmaların yapıldığı ve birçok yeni kuş türünün Batı Ermenistan ve İgdir envanterine kazandırıldığı istasyonda bugüne kadar 34 ülkeden 500'ü aşkın araştırmacı görev aldı. Türkiye'de iktidar 278 milyardan fazla açık vereceğini beklediği bütçesinden savaşa %29.6 artışla 181 milyar Türk lirası ayıracak. Türkiye'nin bütçe açığı beklentisi 278 milyar 374 milyon Türk lirası olarak açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 bütçe kanun teklifini meclise sunmadan önce düzenlediği basın toplantısında savunmaya ayrılan payın geçen yıla göre %29.6 artışla 181 milyar Türk lirasına ulaştırılacağını söyledi. Geçen yılki bütçe teklifine göre bütçe giderlerinde %30, gelirlerde ise %34 artış öngörülüyor. Yarı resmi Rus Komersant'ın yazdığına göre Azerbaycan ve İran arasındaki ihtilaftan esinlenen Ermeni makamları temel amacı Bakü'nün iddia ettiği gibi Artsakh Karabağ sorununun hiçbir şekilde çözülmediğine mümkün olduğunca çok ülkeyi ikna etmek olan diplomatik çabalarını önemli ölçüde yoğunlaştırdı. Moskova ve Bakü Ermenistan Cumhuriyeti'nin diplomatik çabalarından rahatsız. Rus uzmanlar Yerevan'ın İran ile Kuzey-Güney Karayolu üzerinde bir anlaşma imzalama niyetleri hakkında ve Minsk grubunun faaliyete geçmesinden açık nefretle konuşuyorlar. İran ile Azerbaycan arasındaki çelişkiler elbette daha geniş koşullar anlamına geliyor. Mesela İran'ın sert caydırıcı adımları, Rusya'ya sorular sorması ve İran ile ABD arasında uzlaşma ihtimali. İran'da nükleer anlaşmanın yeniden başlanması, ABD yaptırımlarının kaldırılması, bölgede Rus-Türk planlarıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan yeni gerçekleri şiddetlendirebilir.
Nükleer Hindistan'ın Dışişleri Bakanı'nın Ermenistan Cumhuriyeti ziyareti de bu tür değişikliklerin bir işaretidir. Artsakh'ta işlenen provokasyonlar ve Rusya'dan gelmeyen yanıt, Moskova'nın bu jeopolitik eğilimlerinden ciddi şekilde endişe duyduğunu gösteriyor. Dünya, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma nedeniyle her geçen gün felakete adım adım yaklaşıyor. Bilim insanları, gezegenlerimizin iklim dengesinde büyük rol oynayan Arktik deniz buzunun yaz aylarındaki miktarının 1980'lerden bu yana yarı yarıya azaldığını ortaya koydu. Önlem alınsa dahi artık geç kalındığını belirten uzmanlar, zengin bir ekosisteme ev sahipliği yapan deniz buzunun yüzyılın sonunda tamamen yok olacağını hesapladı. Grönland'ın 2000 kilometre kuzeyindeki son buz bölgesi olarak adlandırılan alan, bölge tarihsel olarak yıl boyunca buzla kaplıydı. Ancak küresel ısınmanın körüklediği yükselen sıcaklıklar bu uzak bölgenin bile yaz aylarında erimesine neden oluyor. Bununla birlikte araştırmacılar yaz deniz buzunun 2050 yılına kadar önemli ölçüde inceleceğini ve burada yaşayan kutup ayıları, morslar, forklar ve diğer kutup canlılarını tehlikeye atacağını söyledi. 14 Ağustos 2020'de yayınlanan uydu görüntüleri bölgedeki deniz buzunun %50 oranında azalarak tarihin en düşük seviyesine düştüğünü gösterdi. Değerli yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV, Ermeni kimliğini koruma ve tanıtma misyonunu sürdürmektedir. Sizden bize gelen mesajlar çalışmamızın benzersiz bir değerlendirmesidir. Bu yıllarda Western Armenia TV adlı kanalımız dünyanın dört bir yanına dağılmış sürgündeki soydaşlarımıza ilgili doğru haberler vermeye ve vatanımızı tanıtmaya çalıştı. Bu zor işi yeni bir aşamaya taşımak için desteğinize ihtiyacımız var. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV her zaman yanınızda, yurdumuzun kesintisiz sesi olmaya devam ediyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Anna Mayilyan tarafından seslendirilen, Gomidas Vartapet tarafından kayda alınan Ermeni halk şarkısı Ahçi Merit Merella, bir başka deyişle Sarı Ahçik adlı eseri sunuyoruz. Ahçi Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.